Merhaba sevgili öğrenciler. 8. sınıf 10. ünite Natural Forces konu anlatım videosuna hoş geldiniz. Bu ünitede doğal afetleri ve doğal afetler konusunda yapılması gerekenleri öğreneceğiz ve video sonunda alıştırmalar yapacağız. Önce önemli kelimelere göz atalım. Natural Forces. Doğal afetler, doğal olaylar. Lightning, yıldırım. Thunder, gök gürültüsü. Volcano, volkan, yanardağ. Earthquake, deprem. Disaster, felaket. Flood, sel. Hurricane, kasırga, storm, fırtına. Tornado, hortum. Drought, kuraklık. Forest fire, orman yangını. Avalanche, çığ. Landslide, toprak kayması. Tsunami, tsunami. Continent, kıta. Iceberg, buzdağı, iceberg. Desert, çöl. Universe, evren, kainat. Necessary measures, güvenlik tedbirleri. Rainfall, yağış miktarı, yağmur. Protect, korumak. Elevator, asansör. Plates of Earth, toprak katmanları, yerin tabakaları. Erupt, patlamak. Phenomenon, olay, doğal olay. Evet, tavsiye anlamında should ve must'ı kullanıyorduk. Must, should'dan daha güçlüydü arkadaşlar. Daha da büyük, daha da önemli bir tavsiyeden bahsediyorsak must kullanıyoruz. Yapsan iyi olur diyorsak should kullanıyoruz. Bunların olumsuzları mustn't ve shouldn't. L harfini okumuyoruz. Should ve shouldn't. L harfi yok. Evet, bunları daha önceden biliyorduk. Örneklerle devam edelim. We should save water. Su tasarrufu yapmalıyız. Niçin? Çünkü kuraklık geliyor. We shouldn't waste water. Suyu boşa harcamamalıyız. You shouldn't throw rubbish on the street. Sokağa, caddeye çöp atmamalısın. Shouldn't yerine mustn't da yazabiliriz. Emir cümlesi de verebiliriz. Sadece don't yazarsak yapma anlamında kullanılabilir. Don't throw rubbish, çöp atma. Yap diyelim, o zaman don't'u silelim. Throw rubbish, o zaman çöp at demiş oluruz. Yanlış bir hareket. What should we do? We must use eco-friendly products. Çevre dostu ürünler kullanmalıyız. Evet, 8. üniteden hatırladığımız have to da vardı. Hepsini bir arada gösterelim. Yapsan iyi olur, mutlaka yapmalısın. Yapmak zorundasın. Dışarıdan gelen zorunluluğa have to diyoruz. Ama tam tersi, yapmamalısın, yapmasan iyi olur. Mutlaka yapmamalısın ama don't have to ve doesn't have to, yapmak zorunda değilsin. Öyle bir zorunluluk yok. Sana kalmış, keyfine kalmış.
Derville Bey yapısı ileride ne olacak? Hani var olacak ya da var olmayacak. Bunları söylerken kullanıyoruz. There will be olacak. There won't be olmayacak. I think bunların başına bence ya da in my opinion gibi ifadeler getirebiliriz. I think there will be drought in the future. İleride, gelecekte kuraklık olacak bence. I think, yine I think ile başlayalım ya da in my opinion diyelim. There won't be any rainfall in the 2030. 2030'da hiç yağmur olmayacak diye bir tahminde bulunuyoruz. I think there will be energy shortage in the future. So bu yüzden demek. Bu yüzden, bundan dolayı, sonuç olarak bu yüzden, bundan dolayı LED yani LED ampuller kullanmalıyız. Cümleyi tersten söylersek I think we should use LED lamps because çünkü demek. Çünkü yanına sebep yazıyoruz. There will be energy shortage in the future. So'dan sonra sonuç, şurası sonuç cümlesi. Because'dan sonra da şurası sebep cümlesi. So'dan sonra sonuç, because'dan sonra sebebini belirtiyoruz. Alıştırmalara geçelim. Çevreyi korumak için ne yapmalıyız? What should we do to protect environment? Evet, should mu yazacağız, should mu? Çok basit egzersizler. Plant more trees. Daha fazla ağaç dikmek yapılması gereken bir şey. O yüzden yapmalıyız dememiz lazım. Should. We should have showers. Duş almalıyız instead of baths. Banyo yerine duş. Yani her gün banyo yapmaktansa 3-5 dakikalık duş almak suyu daha az harcamamıza vesile olabilir. Light campfires in the forest. Ormanda kamp ateşi yakmamalıyız. O zaman shouldn't. Hunt animals. Hayvanları avlamamalıyız. Ekolojik dengeliği bozmamalıyız. We shouldn't hunt animals. We should save them. Save, korumak, kurtarmak, boş yere harcamamak, tasarruf etmek, kalmasını sağlamak diyebiliriz. We should use the public transports ya da public transportation. Toplu taşımayı kullanmalıyız. Eski ampulleri LED ile değiştirmeliyiz. Tabii ki sürekli yanan odalarda, diyelim ki 5 saniye yanacak bir yere LED takmayın çünkü ilk yakıldığında daha fazla elektrik harcıyor. Evet, we should replace all bulbs with LED. Bottles and cans. Tenekeleri, şeyleri geri dönüştürmeliyiz. We should. Cut down trees. Ağaç kesmek, ağaçları kesmemeliyiz. O zaman we shouldn't. Wastewater, suyu boşa harcamamak. Bunun zıttı neydi? Suyu boşa harcamak ifadesinin zıttı. Save water. Save water. Save olsaydı güzel bir şey olduğu için should yazmamız gerekirdi. Waste burada olumsuz bir anlam var. O yüzden shouldn't yazacağız. Walk or cycle to school. Okula yürüyüp ya da bisikletle gitmeliyiz. Bu da should olacak. Turn off the tap while washing our hands. Ellerimizi sabunlarken ne yapacağız? Musluğu kapatacağız. O zaman kapatmalıyız. We should. Mutlaka yapmalıyız deseydik must derdik. Eğer bir büyüğünü size yapmak zorundasın da deseydi o zaman have to yazardık. The light when we leave a room. Odadan ayrılırken ışığı kapatmalıyız. We should turn off. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Web sitemizde oyunlar, kelime oyunları, kelime listesi, kelime quizi ve daha fazlası var. Kelime oyunlarını oynamak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Videoya da abone değilseniz, videoyu da beğenebilirsiniz ve abone değilseniz abone olabilirsiniz.